benim All Star takımımda Jokic vardı hatırlıyorsun. Evet. Ben şüpheliydim ama muazzam oynuyor. Evet, Denver'da Batı'nın zirvesine çıkardı. Şimdi inenler çıkanlar da ondan da bahsedeceğim. Yani hatta söylememin nedeni son MVP tartışmalarının içine Jokic'i de koydular. Yani adam zaten 20 sayı işte 10 küsur rebound, neredeyse 9 asist ortalama gibi bir ortalama, muazzam bir ortalama yakaladı. Biliyorsun sezonun ilk haftalarında daha çok asist ve reboundlarıyla, hani triple double'lar kaçıyordu. Sayı 8'de kaldığı için, 7 için. Son dönemde, son 1-2 haftadır skor liderliği de yok içte. Zaten şimdi inanlar çıkanlarda da göstereceğim. Ya 3 ya 4 maç, emin değilim. Bakabilir isteyenler, merak edenler. Son galibiyet serisinde 3 ya da 4 maç. Her maçta sayı, rebound, asist lideri yok içti Denver'da. Yani her 4 maçın 4'ünde de sayı, rebound, asist lideriydi. Ve zaten muazzam oynuyor. Takımını da Batı'da zirveye. İşte biraz önce Utah'tan bahsederken, hani Utah gibi, San Antonio gibi, oraların, Houston gibi takımların biraz daha aşağılara inmesi, işte Denver'a, Clippers'a yol açtı. Gerçi Clippers son dönemde kötü. Mağlubiyet serisi devam ediyor. Biraz dengeleri bozuldu. Memphis orada, o da inişe geçti. Evet. Ama onları playoff potasında gördük. Bu arada tabii LeBron'a da hemen bir parantez açayım. Senin Lonzo da hayat belirtisi gösterdi bu hafta. Var var, potansiyel var. Muazzam işler de yaptı yani. Hakkını verelim. Yani Lakers 4. sıraya kadar çıktı Batı'da. Benim hatırla, daha ilk programda eğer onları playoff'a sokar ve iyi istatistiklerdi, ki ondan hiçbir şüphem yoktu. Yapacağı istatistiklerden LeBron'un. Ama böyle playoff'a sokmakla kalmaz. Bir de böyle ilk 4'e falan Lakers'ı taşırsa en büyük MVP adayım demiştim. Yani Jokic şu anda adaylar arasına girdi ama Antetokounmpo yine doğuda, evet, lead ediyorlar. Bence Batı'da da LeBron, yani hem Curry'nin hem Durant'in önünde bence şu anda.